Alo Arti? Kızım bana cevap vermedin. Buraya geliyorsun değil mi? Arti. Küçük bir sorun var. Ben abimle mahkemeye gitmeliyim. Aşı için Anş'ı yalnız götürmen gerekecek. Biliyorum, senin için biraz zor olabilir. Mahkeme konusu çok önemli. Aynı zamanda Anş'ın sağlığını da ihmal etmek istemiyorum. Seni anlıyorum Yaş. Sorun değil. Sen mahkemeye git. Anş'ı ben götürürüm. Sağ ol Arti. Bu arada Anş hazır mı? Evet. Banyodadır. Şimdi gelir. Arti. Vakit geldi. Mahkemeye gitmeliyim. Ne Yaş'la konuşabildim, ne de annemle. Ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba hangisi doğru? Hangisi? Bak, biraz da beni anlamaya çalış. Ben Arti'yi... Yeter artık Şoba. Hiçbir şey yapmayacaksın. Eğer Arti kendi rızasıyla gelmezse Yaş'la görüşüp ona her şeyi anlatırım. Şu anda hiçbir şey oğlumun hayatından daha önemli değil. Ve onu kurtarmak için her şeyi yaparım. Ve sen de bunu çok iyi biliyorsun. Eğer Praşant'ın ilik naklini zamanında yapamazsak, oğlumun hayatta kalması için hiçbir umut kalmaz. Arti buraya gelmezse Yaş'la görüşeceğim, onunla konuşacağım ve Anş'ı kendim getireceğim. Affedersiniz. Biz bütün hazırlıkları tamamladık. Bağışçı hazır değil mi? Kendisi ne zaman geliyor? Çok geç kalmamalı. Bağışçının bir an önce burada olması gerekiyor. Anlıyorum. Anş'ın gelip gelmeyeceğini ben... Bağışçı gelecek. Mutlaka gelecek. Anş'ı kendim getireceğim. Bakın biraz acele etmeliyiz. Hastanın durumu gerçekten çok kritik. Anne, doktor amcaya gittikten sonra beni dondurma yemeğe götüreceksin değil mi? Lütfen, her seferinde yaptığımızı yapalım. Anne! Biz de okula gitmeyeceğiz anne. Evet, biz de dondurma yemek istiyoruz. Bizi de götüreceksin değil mi? Siz okula gidiyorsunuz. Başka bir gün... Sizinle de dondurma yeriz, tamam mı? Hayır, biz de seninle geleceğiz. Palak, iyi öğrenciler okulu kaçırmazlar. Okula gitmemek hiç iyi bir şey değil. Anş neden okula gitmiyor? Bizi de götür anne, bir gün okula gitmezsek bir şey olmaz. Palak, sana okula gideceğinizi söyledim, tamam mı? Okuldan kaçmak yok. Hı? Arti gelin. Sen bizim torunlarımıza neden öyle bağırıyorsun? Çocuklarla bu şekilde mi konuşulur? Hala ben okuldan geri kalmalarını istemiyorum. Bu yüzden onları götürmüyorum. Eğer Anş aşı olmayacak olsaydı Anş'ı da okula gönderirdim zaten.
Tanrı şahidim olsun Artie. Baksana sanki çocuklar üniversitede okuyormuş gibi konuşuyorsun. Birinci ya da ikinci sınıfta bir iki gün okula gitmezlerse sandığın gibi sorun olmaz. Unutma sakın. Bunlar Cynthia ailesinin çocukları. Abim bir kere telefon etse bütün okul ve bütün öğretmenler buraya gelip sıraya girerler. Sırf onlara ders vermek için. Palak ve Payal inatçı değil Artı. İnatçı sensin. Onlara bağırdığını görünce üvey annelik ettiğini İstersen düşünmeye... İstersen bana üvey anne diyebilirsin. Benim için hiç fark etmez hala. Ben bu çocukların annesiyim. Onlar için neyin iyi neyi kötü olduğunu bilirim. Gidelim Anş. Artı gelin. Ben biliyorum. Sadece çocuklar için değil. Bu aile için ne yaparsan yap, doğru olacak. Çünkü bu aile için hepimiz kadar sen de endişeleniyorsun kızım. Neden olmasın? Burası senin evin. Bizim ailemizin gelinisin. Değil mi? Hadi daha ne bekliyorsun? Git geç kalacaksın. Anş'ın aşısı yapıldı. Saat 10 çeyrek. Saat 11'den önce devlet hastanesine gitmemiz gerek. Babam da orada bekliyor olmalı. Gidebilirsin, onları kendim götüreceğim. Baba! Senin işin vardı değil mi baba? Bize sürpriz yapmak için mi geldin? Hı hı. Sen beni gördüğüne sevindin mi? Evet, çok sevindim. Seni görünce iğnenin acısı da birden geçiverdi. Çok güzel. Peki Anş'ın annesi de beni gördüğüne sevindi mi? Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Arabaya binelim. Gel. Hadi artık geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.